Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video hazırladım. Bugün İsviçre'nin Fribourg kentindeyiz, Bösingen'deyiz, Garaj Etuel'deyiz. Bugün yeni bir araç aldım arkadaşlar. Bu aracı size göstereceğim. Gözlemimdeki adın arkadaşlar, hani aracı 500 frank aldım. Yani hemen hemen 530 euroya denk gelmekte. Türkiye parasıyla 2500-3000 lira arası tutan bir fiyatı var. Hani burada 3000 liraya veya 2000 liraya ne tür bir araç alabilirsiniz? Bununla ilgili sizlere bu videoyu hazırlıyorum. Dilerseniz araca geçelim. Evet arkadaşlar, aldığımız araç Mercedes Kompresör C180 Super Coupe. Dediğim gibi Garaj Etuel'deyiz. Şu an sağ olsun Hacı abi bizim aracımızdan elektrik çalıyor. Kaçak elektrik kullanıyor. Aracı yeni aldık arkadaşlar. Dediğim gibi 500 euroya aldık. Ufak bir sorunu vardı. Balata sensörüyle ilgili. Bunun değişimi için Hacı abiye getirdik. Şöyle Hacı abiye göstereyim sizlere. Evet. Hem iş arkadaşım hem de ustamız. Mod alamadın mı Hacı abi? Elektriği vermek istemiyorum. Evet arkadaşlar, Türkiye'de bu arabanın sahibinden.com'da baktığım kadarıyla 70 bin ile 90 bin arasında fiyatları değişmekte. Buradaysa yüzüne bile bakılmamakta bu arabaların. Çünkü dediğim gibi yani asgari ücretle 2 tane 3 tane alabileceğiniz bir araç. Yani dediğim gibi şu an Türkiye'de bu arabayı 2500 liraya almanız imkansızken burada 4000 lira bir asgari ücreti düşünürsek, yani 500 liraya alınan bir araç çok da pahalı değil. İki kapılı, cam tavan, sunroof falan da var arkadaşlar. Şimdi kamerayı şöyle göstereyim. Otomatik vites arkadaşlar, 1.8 motor, yaklaşık kilometreye 6 ile 8 litre arası yakıyor. Yani gayet ekonomik yakıyor. Motorunun büyük olduğunu da düşünürsek 1.3 motor gibi yakıtı var. Tabi spor modda kullandığınızda bu yakıt artabiliyor. Dediğim gibi aracı alalı birkaç gün oldu. Plakasını falan taktırdık ve Hacı abiye getirdik trafiğe çıkarabilmek için. Burada arkadaşlar araç almak gerçekten çok kolay. Hani ne noter derdiniz var, ne araba kötü çıkar mı diye bir kuşkunuz var. Sağ olsun hani Türkiye'deki gibi 2+1 araç veya kilometreyi geri alma gibi durumlar çok yaşanmıyor burada.
Evet arkadaşlar, arabamızı alıp evimize, garajımıza getirdik. Etüel'de akünün şarjı bittiği için, kameranın aküsü bittiği için video yarım kaldı. Ama işte burada videoyu sonlandırmak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar, burada bu tür araçları almak çok kolay. Çünkü burada asgari ücret 4000 frank ve Türkiye'deki TL'ye vurduğumuz takdirde de 25.000 liraya denk gelmekte. Yani iki kişi çalıştığında bir 8.000 frank rahat net elinize geçiyor. Söyleyeyim arkadaşlar, yani bu tür bir arabadan isterseniz 10 tane 15 tane rahatlıkla alabiliyorsunuz bir ay içerisinde. Ve burada araç almak dediğim gibi çok kolay, çünkü burada noterle uğraşmıyorsunuz. Ve araba iyi çıkar mı kötü çıkar mı gibisinden de pek uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü burada MFK, yani Türkiye tabirle aracın muayenesinde tepeden tırnağa her şeyi inceledikleri ve çok sıkı tuttukları için burada araçların bu tür, yani yaşı 10 ile 15 belki daha üstü araçların MFK'dan muayeneden geçmesi için tepeden tırnağa bütün sorunlarının giderilmiş olması, biraz sorunsuz olması gerekiyor. Çünkü en ufak bir sorunda bile araç muayeneden geçmiyor. Bundan dolayı gönül rahatlığıyla bir araç alabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben bu aracı 500 Euro'ya aldım. Yani 500 Euro burada nasıl söylediğiniz arkadaşlar, 5 kişi dışarı çıkıp yemek yediğinizde de 300-500 Euro ödeyebiliyorsunuz. Çünkü asgari ücret dediğim gibi 4000 lira. 2 kişi çalıştığınız zaman 8000 lira kazanıyorsunuz ki bu araçtan 10-15 tane alabiliyorsunuz. Böyle bir alım gücü var. Noterle uğraşmıyorsunuz kesinlikle burada araç alırken. Örnek veriyorum, gittiniz arabayı beğendiniz. Aracın sahibi aracın başında, al paranı ver anahtarı diyorsunuz. Geliyorsunuz, plakanızı çıkarıp aracını takıp trafikte kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, 3 tane aracınız var, 2 tane aracınız var. Bundaki plakayı çıkarıp diğer aracı takarak o aracı da kullanabiliyorsunuz. Yani bir plakayla 2 veya 3 araç sahibi olup o araçları kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar, aracımızı aldık. Ufak bir arızası vardı. Balata sensörü kırıktı. Balata sensörünü değiştirdim. Çünkü balatalar yarı veriyordu değiştirin diye. Sonra arabamızı yıkattık. Getirdik evimize, koyduk çok şükür. Bir sıkıntı yok. Bu tür videoların, yani İsviçre ile de alakalı videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, bunu yorumda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün size yeni bir video hazırladım. Bugün İsviçre'nin Fribourg kentindeyiz. Bösingen'de garaj. Garaj neydi lan? Etüel. 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 Peki.